Merhabalar. Trigonometride gördüğünüz gibi güzel bir tane soru var önümüzde. Belki bazılarınız daha önce görmüş olabilir. Yayının da adını hatırlayamadığım için şu an zikredemiyorum ama eğer bu soru bu yayından derseniz ben hemen arkadaşlar açıklama kısmına da koyarım. Ayıp etmeyelim insanlara. Şu an hatırlayamadığım için kusura da bakmasınlar. Ama güzel bir soru. Şimdi burada benim bu soruyu önemsememin sebebi bunu bir durdurup çözmeye çalışın. Ben bir bilgiden bahsedeceğim. Bu arkadaşlar klasik standart denklem çözmeyle çözülemez. Uğraşmışsınızdır zaten, işin içinden çıkamamışsınızdır. Bazı denklem çözümleri grafikten daha kolaydır. Bazılarında normal denklemle daha kolay yaparsınız. O yüzden size tavsiyem grafikleri de kesinlikle bilin. Zaten kanalı iyi takip edenler, daha öncesinde de görenler benim grafiği çok önemsediğimi görmüşlerdir. Daha ötesinde de biz türev yaparken inşallah, limit yaparken, integralde grafik yorumları, yine bazı polinom yorumlarını benim grafikten yaptığımı görürsünüz. Ben bunu çok önemsiyorum diye değil aslında. ÖSYM de gerçekten çok değer veriyor bu grafik kısmına. Hele son yıllarda, böyle 3-4 yıldır arkadaşlar, grafikle ilgili yorumlar siz de görüyorsunuz sağlam bir şekilde soruluyor. Şimdi bu soruyu da o yüzden ben klasik denklemle çözemeyeceğiniz için, neden? Birisi trigonometrik fonksiyon, fx diyelim buna. Diğerine de gx diyelim. Diğeri de doğrusal fonksiyon. Şimdi birisi böyle bir şey, birisi böyle. Bunların o zaman ben denklemlerini çözmem, evet, gerçekten zordur. Ama grafiklerini çizersem olayı hallederim. Tamam, bu noktada da sıkıntı yok. Grafikle halledeceğiz. Yalnız arkadaşlar sakın analitik düzlem ve sayı doğrusunda derece göstermeyin. Bakın 90 derece diye bir şey yok. Siz sayı doğrusunda veya analitik düzlemde derece diye bir birim gördünüz mü? Birimdir analitik düzlem veya sayı doğrusu. Bir birimdir. İşte 2 birimdir. 3 birimdir. Ama şöyle bir şey yoktur. 10 derece birim. Bir kere zaten şunu düşünün. Bir derecenin uzunluğu ne? Bir derece ne kadar uzunluğa sahip? Hiç böyle bir soru soruldu mu size? Çünkü bir derecenin bir uzunluk karşılığı yok arkadaşlar. Orada bir derece bir derece. Biz açıyı ölçmek için kullanıyoruz. Şunun gibi o zaman garip olur. Düşünsenize, burada bir açı soruyorum ben size. Açı uzunluğu nedir? Açı zaten zihninizde canlanmıyor bile, değil mi? Açı bir ölçü birimi. Uzunluk da bir ölçü birimi ama uzunluğu biz işte iki şeyin arasında, A ve B noktalarının arasındaki uzaklığı ölçmek için buluyoruz. O yüzden de 10 derece, 20 derece gibi şeyler sayı doğrusunda, analitik düzlemde yazılmaz. Ne yazılır? Pi yazılır. Pi de açı ölçü birimi değil mi hocam? Aslında hem evet açı ölçü birimi ama aynı zamanda bunun sayısal bir karşılığı var. Uzunluk olarak da bir karşılığı var. Örnek, siz şöyle bir yarıçapı bir birim olan bir çember çizdiğiniz zaman bunun çevresine ne diyorsunuz? 2 pi. Yarısı ne oluyor arkadaşlar? Pi. İşte gerçekten pi'nin uzunluk olarak karşılığı burada bir yarım daire oldu. Ya da yarıçap arkadaşlar 2 olsa bir çeyrek dairenin uzunluğu pi gelecek. O zaman bir uzunluk olarak yine karşılığı oluyor. Bir de pi'nin biz ne olduğunu biliyoruz yaklaşık. Tam değerini bilmiyoruz ama 3.14. Bakın 3.14 birim. 3.14 uzunluğuna sahip bir ölçü. Dolayısıyla sayı doğrusunda açı kullanacaksanız hemen onu radyana çevirmeniz lazım. Pi'li ifade etmezseniz hatalı olur. O yüzden sorularda lütfen buraları 0, 90, işte 180 aman yazmayın. Elma, gerçekten ilkokul tabiriyle söyleyeceğim, elma ile armudu karıştırmak gibi olur. Bunu merak edenler, daha derinlemesine bunun üzerine kafa yorup hocam ya ben bunu bir anlamak istiyorum diyenler, derece ile radyan arasındaki farkı yazıp internete, aynen böyle dediğim gibi, bir sürü sonuç göreceksiniz arkadaşlar. Gerçek açı ölçme birimi radyandır, bunu bilin. Biz size niye dereceyi anlatıyoruz o zaman? Eskiden beri daha basit düzeylerde matematik anlatırken, çağlardan bu yana tabiri caizse, açı ölçü birimlerinden dereceyi kullanmak daha kolayımıza geldiği için, size daha iyi ifade edebileceğimiz için. Kimse 11 dereceyi pi'li yazmak istemez ama 11 dereceyi hemen üçgenlerde kullanırsınız. Gidip 29 dereceyi pi'li yazıp işte pi bölü 180 çarpı 29 falan diye ifade etmeyiz. Ne yaparız? O bizim için 29 derecedir işte. Bu yüzden arkadaşlar bu bilgiyi söylemiş olayım. Artık size soruyu çözeyim bu muhabbetlerden sonra. Sin x'in grafiği nasıldır? Şöyle 0 verdiğinizde 0, 90 derece yani pi bölü 2 verdiğinizde 1, sonra 180 yani pi verdiğinizde 0, Sonra 3pi bölü 2 verdiğinizde eksi 1 ve sonra yine 360 yani 2pi verdiğinizde 0. Aynı şekilde burada yine ne olacak? Eksi pi bölü 2 verdiğinizde eksi 1. Sonra eksi pi de 180 ve eksi 3 pi bölü 2 de böyle 1 olarak yoluna devam edecek. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle 1'den geçen ve eksi 1'den geçen hep bir grafik bu. Bunu çizdim sin x'i. Artık pi bölü 2 yerine diğerinden de yola çıkarak şöyle yazabiliriz. Pi bölü 2 ne? Pi 3.14 desek yaklaşık, hatta 3.1 diyelim, ne olacak canım? Yaklaşık değerini buluyoruz. O zaman burası 1.55, 1.6 gibi bir şey pi bölü 2. Sonra pi ne? 3.14. O zaman buraya yaklaşık olarak atıyorum 3.1 yazalım. Hani kasmamıza gerek yok kendimize. Sonra yine 2 pi. Burası o zaman ne olacak? 7.2 gibi bir şey yaklaşık. Bunu niye söylüyorum? Şimdi ben bir de arkadaşlar burada neyi çizeceğim? Y eşittir x bölü 3 doğrusunu çizeceğim. Ve burada şimdi aynı değerleri kullanalım. Yani pi bölü 2 yani 1.6'yı. Siz burada 1.6 verseniz yaklaşık 0.5'e denk geliyor değil mi? O zaman bu doğru şuradan bir yerden geçiyor. Yine eksi 1.6 verseniz eksi pi bölü 2'den dolayı. Bu grafik nereden geçecek? Eksi 0.5. Niye bunu kullandım? Bildiğimiz iki tane sayı pi bölü 2 ve eksi pi bölü 2'yi kullanırsam işte doğrunun nereden geçtiğini görüyorum. Böyle noktalardan geçiyor. Ve dikkat ediyor musunuz? 1 orijinden geçtiği için kesti. 2 burada kesti. 3 burada kesti. Gördüğünüz gibi y eşittir x bölü 3 ve y eşittir sin x'in 3 tane çözüm kümesinin elemanı varmış arkadaşlar. Bunu grafikle çözerek çözüm kümesini buldum. Bazen logaritmayla işte size bir trigonometrik denklem sorabilir. Logaritmayla bir parabol sorabilir. Daha öncesinde de çözmüştüm, kanalda bulabilirsiniz. Bunları böyle grafikle çözerek olayı güzelce hallediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir yorumdan bahsetmek istedim. Son olarak bir kere daha söylüyorum. Aman sayı doğrusunda ve analitik düzlemde derece yazmayın. İster anlayın ister anlamayın. Bazen mühim değil. Anlamak için dediğim gibi gerçekten araştırabilirsiniz biraz. Ama sayı doğrusunda derece yazmak yok. Bunu uyarayım. Karşınıza gelirse bundan sonra hemen pi'ye çevirmeniz gerektiğini görürsünüz. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.